Efendim iyi akşamlar. Radyo televizyonunda Bir Sözünüzü Programı'nda daha birlikteyiz. Program formatımız gereği değerli dostum tarihçi Özan Özde programı birlikte yürüteceğiz. Programa başlarken bugün başlayan, bugün idrak ettiğimiz oruzun ilkini tuttuğumuz teravihin biz bugün ikincisini kaçırdık. Teravihleri kılmaya başladığımız Rahmet ayı, Kur'an ayı, Ramazan hepimize hayırlı ve mübarek olsun. İnsanlarımızın birliğine, dirliğine vesile olsun. Dünyada acı çeken, zulüm gören, nerede bir mazlum var ise onların da kurtuluşlarına vesile olsun. Rabbim bu Ramazan'da yaptığımız, yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Ülke seçime gidiyor. Ülke dünya üzerindeki bir takım küresel güçlerin oyunlarıyla kendi gündeminin dışında gündemlere sürükleniyor. Biz o gündelik işlere pek fazla bulaşmaya bulaşmamaya çalışıyoruz. Zira bizim anlayışımız, bizim anlatmaya çalıştığımız, ortaya koyduğumuz mesele şu ki eğer bundan 100 sene evvelini doğru dürüst okuyabilirsek, 100 sene evvelini doğru dürüst anlatabilirsek, 100 sene evvelinde olanı biteni halkımıza, milletimize doğru kaynaklarla, doğru e, bilgilerle aktarabilirsek bunlar yaşanmaz. Şimdi bakın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Doğru mu? Doğru. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında Mersin'in merkez ilçesinde bir takım adaylar İstiklal Marşında biz ayağa kalkmayız. İstiklal Marşını biz söylemeyiz diyen insanlar bu İstiklal Marşı'nı kabul eden atalarının torunlarıyla beraber yol yürüyorlar. Burada bir sakatlık var. Burada bir durup düşünme, burada bir es verme, burada bir arkadaşlar ne yapıyorsunuz? deme hakkımız var. Bu duygu ve düşüncelerle programımızın konusu olan Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı bahsine geçeceğiz. Programımızı şöyle planladık hocamla. Öncelikle Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, kişiliği, eserleri. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'un hayatına baktığınız zaman Osmanlı'nın son dönemindeki savrulmaları bizatihi onun şahsında, onun hayatında görüyorsunuz. Yani Tabiri caizse İslamcılıktan Türkçülüğe savrulan, ne İslamcılara yaranabilen, ne Türkçülere yaranabilen bir Mehmet Akif Ersoy portresi var karşımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız görmeyeli? Hamdolsun hocam, iyi sizleri sormadan. Çok şükür, çok şükür. Ne yapabiliriz, ne diyebiliriz hocam? Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy'un... E, biz üniversite yıllarındayken şöyle bir bilgi dolaşırdı, bilgi vardı. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla satılan veya satın alınan kitap Safahat idi. Evet. Yani Türk milletinin itibar ettiği en önemli kitap Safahat idi. Bunun sebebi nedir? Türk milleti neden Mehmet Akif Ersoy'u Safahat'ı çok sever? Bunun sebepleri nelerdir? Bunu nasıl açalım? Hı. Nasıl bir girizgah yapalım? Buyurun. Hocam ben de ilk olarak program münasebetiyle tüm Türk ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. İfade ettiğiniz gibi zor durumda ve zulüm altında bulunan tüm Müslümanlara bu ay vesilesiyle feraha ve felaha kavuşmalarını niyaz İnşallah. ediyorum Allah'tan. Hocam bahsettiğiniz gibi bir de ekstra bir şey söyleyeyim. Gazi Paşa'dan sonra Mustafa Kemal'den sonra Resmi en çok bilinen şahsiyet. Hı. Hani Hı. toplumda Mustafa Kemal'den sonra bir resim gösterseniz Hı. ve 100 yılı geçmiş olsun herkesin hemen hemen bilebileceği bir isim. Herhalde bu son zamanlardaki popçu kuşağı falan kastetmiyoruz değil tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> <laughs> bir önceki jenerasyon <canırası> olarak. <laughs> Biz, yani <laughs> Aslında hocam onlar da biliyordur şöyle. Hani okullardaki dersliklerde bir şey var ya. Evet. E, şu üçleme, istiklal marşı, gençliği, hitabı vesaire. Evet, evet, onlarda tamam. da resmi bulunuyor. Her sınıf derslikte var. Her doğru. derslikte var. Onun için en çok bilinen isimlerden, e, simalardan birisidir de. Evet. Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy e, bilinmesine rağmen e, Mehmet Akif Ersoy hakkında da e, toplumumuz maalesef çok ciddi bilgiye de vakıf değildir. Hani ya İstiklal, e, İstiklal Martımızın yazarı ya İstiklal şairimiz. E, Çanakkale şehitlerinin yazarı. İslamcı bir yazar. Ümmetçi bir yazar. işte Panislamist bir yazar olarak bilinse de hani e, safahat bir kısım tarafından bilinir. Şiirlerin derlediği kitap olarak. Onun dışında da çok fazla e, bazıları tarafından da e, kasti olarak ülkesini terk eden bir yobaz olarak Mısır'a kaçan, fes takmamak için ülkesini terk eden bir kişi olarak nitelendiriliyor. E, aslında geçen programda bahsettiğimiz gibi bir ikinci Abdülhamit kadar da e, tartışılan çok mi? tartışılan, maalesef tartışılan e, simalardan bir tanesidir hocam. Mehmed Akif Ersoy. Damat Ömer Rıza Doğrul Mısır'a gitmesini İstanbul'dayken eşi dostu çok geliyordu ve verimli bir şekilde çalışma ortamı bulamıyordu diye anlatmış. Ee, Mehmet Akif <laughs> merhum 1872'de yanılmıyorsam İstanbul'da evet. doğuyor. İstanbul'un muhafazakar semtlerinden Karagümrük'te. Fatih'te, Fatih, Fatih, Fatih Karagümrük. Karagümrük semtinde doğuyor. Ee, babası da bildiğimiz kadarıyla bir din alimi. Ders, Fatih ders hocalarında hocalarından. ve imam. İmam. Efendim. Ee, buna rağmen annesi medrese de okusun, din ilimleri e, tahsil etsin derken, aynı Atatürk'ün hayatında olduğu gibi. Evet. Babası diyor ki hayır bu tıp işte fenli ilimler veya diğer ilimleri tahsil etsin diye böyle bir e, sivil okulda okutuyorum. sivil evet. okulda okutuyorlar ve neticede uzun hikayeyi kısaltalım veteriner oluyoruz şimdiki adıyla o zamanki adıyla baytar. Evet. Baytar. Ama o arada bir sanki bir mülkiye serüveni var. Yani bir bir, bir süre mülkiyede okuyor oradan veterinerliğe geçip e, yanılmıyorsam 1913 yılında değil mi? Türkiye'nin e, Osmanlı'da dahil ilk veterinerlerinden oluyor. Evet. Veteriner hekimlerine birincilikle bitiriyor. Birincilikle bitiriyor. Yani ilk kez kurulan, yine ikinci Abdülhamit döneminde kurulan evet. e, veterinerlik e, ve ziraat artık fakültesi, idadesi dediğimiz okulun ilk mezunlarından birincilikle bitiriyor. Aslında önce mülkiyeye gidiyor evet. hocam. Evet. Babasının vefat etmesi üzerine ve evleri ikinci kez yanıyor. Daha evet. bir de bir yangında evet. evlerini kaybediyorlar. Bu ikinci yangından sonra bu sefer artık dünya telaşı, evet. yani bir para kazanma, bunu hızlandırma süreci gerekiyor. O dönemde de mülkiye mezunları çok düşük maaş alıyorlarmış. Evet. Onun için biraz daha geçimini temin etmek için veterinerliğe geçtiğini hayatından öğreniyoruz biyografisinden. Şimdi yaklaşık 20 yıl kadar değil mi, 1913'e kadar bu devlet memurluğunu o zaman Ziraat Bakanlığı, Evet şimdiki Tarım Bakanlığı'nın karşılığı olsa gerek orada ve orta üst rütbeli bir memur olarak sürdürdüğünü görüyoruz. Müfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcılığı gibi. Müfettiş evet. yardımcılığı. Hı hı. Bu işleri yaparken yine e, Halkalı Ziraat Mektebi'nde kendi alanıyla ilgili dersler veriyor. Evet. Bunun yanında İstanbul Darülfünun'da üniversitede dersler veriyor. Bu arada da yazmaya, şiir yazmaya ve şiirlerini de sağda solda yayınlamaya başlıyor. Evet. Gördüğümüz kadarıyla. Bu yıllar Akif merhumun Osmanlı Devleti'nin böyle hani tabiri caizse sel önünden kütük kaparcasına nasıl kurtarırız telaşının aldığı ve Kendisinin bir şiirinde söyledi işte Arnavut'um. Baba Arnavut. Baba tarafından Arnavut olduğu söyleniyor. Ee, Arnavutluk filan böyle isyanları başlayınca, kaybedilince Balkan Harbi başlayınca çok üzüntü çektiğini, çok evet. üzüldüğünü görüyoruz. Yani oysa bunların Akif'in kafasındaki e, Ütopya'ya göre, ki İslamcılık bir Ütopya'dır. Halen de bir Ütopya'dır. Evet. 2024'te de İslamcılık bir ütopyadır. <laughs> e, bu ütopyaya göre Arnavutların Osmanlı'ya bağlı kalacağını filan düşünürken gidiyor. Ve e, Akif'in hayatında yeni bir dönem başlıyor. 1908'de. İkinci Meşrutiyet'le birlikte. İkinci Meşrutiyet'in sağladığı ve ee, kıymetli izleyiciler, biz geçen hafta Abdülhamit'i konuşmuştuk. Bu haftaki Mehmet Akif Ersoy'u konuşuyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un Abdülhamit hakkındaki düşüncesi şuydu. Çok özür dileyerek söylüyorum. Gördüğüm zaman kusacağım geliyordu diyor. Yani Mehmet Akif ikinci Abdülhamit'ten o kadar nefret ediyordu. Evet. Yıldızdaki baykuş diyor. Evet. Şimdi o zaman şunu konuşalım hocam. O ikinci meşrutiyetin sağladığı bir hürriyet ortamı var. O konuda biraz insanlarımızı aydınlatalım. İkinci meşrutiyet sadece ikinci Abdülhamit döneminin sona ermesi, efendim İttihat Terakki'nin başa gelmesiyle mi izah edeceğiz yoksa genel manada bir e, aydınlanma çağının başlangıcı mı diyeceğiz nedir ikinci meşrutiyet? Hocam ben geçen haftaki konumuzla paralel şunu ifade etmiştik. ikinci Abdülhamit döneminde Osmanlı tarihinin en büyük eğitim reformu yapıldı. Evet, söylemiştiniz. Evet, bu eğitim reformunun neticesinde işte Mehmet Akif Ersoy'un yetişme ortamına baktığımız zaman işte ilk çocukluğu, orta çocukluğu veya lise eğitimini aldığı dönemlerde ciddi bir eğitim de aldığını görüyoruz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy babasından bahsettiği ki dersiyam yani hocalığı var, imamlığı var. Arapçayı öğrenirken aynı dönemde ciddi derecede Farsçayı da öğreniyor. Ve akabinde iyi bir Fransızca da eğitim alıyor. Evet. Yani e, baktığımız zaman e, Mehmet Aykif Ersoy'un e, ciddi bir eğitim sürecinin olduğunu görüyoruz. Aslında o toplumun birçok e, kişisi kendi akranlarının bulunduğu dönemde eğitim alanlarının hepsinde de az çok bu eğitim seviyesi mevcut. Mehmet Aykif Ersoy evet ister istemez o dönemin özgürlükçü ortamından da istifade ederek 2. Abdülhamit'e karşı ciddi bir baş kaldırışta bulunuyor. Evet. Bunu en güzel şeyi şiirleriyle de ifade ediyor. İşte Yıldızdaki Baykuş'la başlayan bir şiiri var. Aslında meşrutiyetin ortamını, ikinci meşrutiyetin ortamını sağlayanlardan bir grubun içerisinde de yer alıyor fikri anlamda. İttihat terakkiye üye oluyor. Oluyor. İttihat terakkiye de üye oluyor. Ve bu ortamda malumunuz sırat-ı müstakimde Öncesinde Sebilur Reşat'ta da ciddi anlamda yazıları yazıyor. Tenkitleri var 2. Abdülhamit'e karşı. Yani 2. Abdülhamit derken dönemin istibdat sürecine karşı çok ciddi tepkisinin de olduğunu görüyoruz. Bu tepkinin mimarı olarak da 2. Abdülhamit'le hiç anlaşamadıkları bahsettiğiniz gibi çok ters düştükleri de ifade ediliyor. Bu süreçte 2. Abdülhamit'in indirilmesinden sonra da Biraz daha dediğiniz gibi İttihat ve Terakki'ye yaklaşarak İttihat-Terakki'ye girerken şöyle bir anekdot okumuştum bir yerde. Evet. Orada İttihat-Terakki biliyorsun böyle biraz gizliliği esas alan bir cemiyettir. Evet. Ve onun bir yemini vardır. Yeminle giriyorsunuz İttihat-Terakki'ye. Orada şöyle bir ifade var. işte şunu şöyle yapacağım, bunu böyle edeceğim. Ben kayısız şartsız kabul ederim, and içerim falan diye. O muhalif evet. kişi değil. Orada diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Evet, hatırladım ben de. E, diyor ki orada e, eğer kabul ederseniz ben yeminimi şöyle yapmak istiyorum. İyi ve güzel olan şeyleri yapmak için filan diye orada evet. değiştiriyor. Evet. Kayıtsız şartsızı. Fakat İttihat Terakki'de de çok fazla kalıcı olmuyor. Yani o çünkü İttihat Terakki'nin tırnak içinde o Türkçü veya daha sert kısmı sanki Mehmet Akif'e çok geçmemiş gibi geliyor bana. Evet. O daha ziyade o Cemalettin Afgani Muhammed Abduh taraftarı fikirleri devam ettiği için yanılmıyorsam ben öyle anladım. Onu böyle e, biraz İttihat Terakki'nin e, dış çeperlerinde bırakıyorlar. Ama onun bir de şey serüveni var. Şu teşkilatı mahsusa serüveni var. Evet. Teşkilatı mahsusu alıyorlar. Tabii yani İttihat Terakki süreciyle evet. birlikte aynı zamanda e, teşkilat teşkilatı mahsusanın da Dil, dil, biliyor efendim. Hatipliği var. Hatipliği var. Ee, Yurtdışı gezgin seyah var. Gezileri var. Dolayısıyla gittiği yerde e, kaybolma demeyelim de kamufle olma imkanı var. Dolayısıyla evet. hadi git bakalım sen şu Arapları bir dinle. Ne istiyorlar diye teşkilatın mahsusa bunu gönderiyor. Avrupa'ya gönderiyorlar. Ve bir Akif'in teşkilatı mahsusa geçmişi de var. Evet. Şu an elimizde teşkilat-ı arşivi falan yok bildiğim kadarıyla. Çünkü hepsinin imha edildiğini görüyoruz. Ama Mısır ziyaretinde Kuşçubaşı Eşref'le birlikte oldu. O dönemdeki yazışmalardan evet. da biliniyor. Şimdi hocam Mehmet Akif Ersoy bence Türk milletinin tartışılabilir son yüzyılda yetiştirmiş olduğu en büyük münevverlerden, aydınlardan bir tanesidir. Bunu ben her anlamda da ifade edebilirim. Çünkü Sefahat adlı kitabına baktığınız zaman 7 ciltten oluşuyor. Son başlığı, son bölümü Asım kısmıdır. Yani son 6. kısmı diyelim. Asım kısmında da bu bahsettiğiniz Cemalettin Efkani ve Muhammed Abdü yapısını işte oğlu Emin üzerinden onun arkadaşı Asım aktarırken o uzun 97 sayfa yanılmıyorsam Asım kısmı. Orada onun fikri altyapısını çok iyi algılıyoruz. Mesela Cemalettin Efkan'ın o dönemde bir ümmetçilik anlayışı için mevcut yönetimlere darbe yapmaktan, devrim yapmaktan bahsederken Muhammed Abdu'nun benimsediği ikisi aslında farkı düşünüyor. Muhammed Abdu ise burada düşüncelerinde bunun hemen olmayacağını önce üniversitelerde öğrenci yetiştirip bu öğrencilerin bir noktaya gelmesiyle birlikte toplum alıştırılarak veya insan kitleleri toplanılarak bunun yapılabileceğini savunuyor. Aslında bizim ağasın bildiğimiz kısım sadece bir e, güzelleme değil. Evet. Veya işte aruz mevzinine uyalım, güzel bir dörtlük çıkartalım gayesiyle de yapılan bir şey değil. Hatta Mehmet Akif'in hiçbir şiiri hocam ben çok güzel bir şiir yapayım. Ee, ben işte failatün failatün mef'ülün kalıbına uygun bir şiir kalemi alayım efendim buradan büyük paralar kazanayım derdiyle hiçbir eserini kaleme almamıştır. Onun eserleri Mehmet Akif Ersoy'un e, iyi okunduğunda kendisinin dünya görüşünü, kendisinin e, ideolojik performansını memleketini nereye getirmek istediğini en iyi ortaya koyan kişidir. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u e, ciddi anlamda bir grup e, batı düşmanlığıyla eleştiriyor. Mehmet Akif Ersoy'un direkt dediği muasır medeniyetin batıda olduğu bunun alınması, alınması gerektiğini ama bunu alırken ne diyor ki hocam yine bir şiirinde e, Fransız'ın nesi var diyor? Fuhuşu var diyor. Gitti onu aldı diyor. 21. asrın evladı. 20. asrın evladı diyor. Ya almanın nesi var? Zevke okşayan birası. Unuttu ayranı matühe döndü köhrolası diyor. Şu kısmı güzel giden getirseydi bir avuç ilim ve fen memleketimiz dönerdi marifi cemiyete diyor. Evet. Yani e, yanlış batıllaşmayı da vurguluyor. Veya bu milletin nasıl e, yükseleceğini, nasıl muhasırlaşacağını da ifade ediyor Meh Mehmet Akif Ekif Ersoy. İlk cümlemizde dediğimiz gibi tam olarak anlaşılmayan sadece İstiklal Marşı şairi, işte İslamcı, Batı böyle bir şey yok hocam. Biz Şimdi... maalesef e, kendi fikirlerimize uymayan veya yaşantısını tasvip etmediğimiz kişileri doğrudan doğruya yaftalıyoruz. Bu şudur, bu o, o, o kolayımıza geliyor. Evet. O kolayımıza geliyor ve e, Melis şeyinde e, albümünde 1920-22 Burdur mebusu virgül İslam şairi olarak adlandırılıyor. Yani e, kayıtlarda öyle geçiyor. Mehmet Akif Ersoy'un o Osmanlı'nın inkırazında çöküşünde bizzat çöküşü yaşayan aydınlar arasında evet. olup milli mücadeleye destek veren en önemli figürlerden biri olduğunu görüyoruz. Oysa son dönem kendisinin dahil olduğu Mustafa Sabri'lerin bilmem nelerin olduğu tayfa İngilizlerin tesiriyle milli mücadeleye cepheden karşıdan e, tavır alırken Mehmet Akif, Milli Mücadele'nin desteklenmesi gerektiğini ilk defa Balıkesir Zanospaşa Camii'nde, evet. sonra Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ve uzun sürede Kastamonu'da. Kastamonu mitingi ve oradaki hutbesi Kastamonu. daha sonra biliyorsunuz tüm Türkiye'ye dağıtılıyor. Tabii. Camilerde okutuluyor. Şimdi e, şunu gördüm programa hazırlanırken. Sebulü Reşat Dergisi'nin 421 sayıya kadar İstanbul'da çıkıyor. Ee, Eşref Edip diyor ki bunu Ankara'ya taşıyalım ya da Mustafa Kemal de istiyor hı hı. diyor ki bunu Ankara'ya taşıyın diyor. Ankara'ya ta direkt getiremiyorlar. Sebül Reşat'ın bir 20 25 sayısını Kastamonu'da yayınlıyorlar. Evet. Ve o kast buyurdunuz Kastamonu'da yayınlanan Sebül Reşat nüshaları birkaç kez basılarak özellikle askerlere ve Anadolu'daki sair e Gruplara. resmi kurumlara hı hı. dağıtılıyor hı hı. ki Kuvay Milliye'nin, milli mücadelenin kıymeti, değeri, önemi bu vesileyle vurgulanmış oluyor. Ben Nasrullah Camii'ni gördüğümde, çok etkile etkileyici bir yapıdır Nasrullah Camii. Bilmiyorum, hmm. Gördünüz mü? Evet. Görmediyseniz herkes görsün. Çok etkilendim. Yani oraya girdiğinizde bunları da bilen birisi olarak sanki orada Akif'in o manevi ruhunu görüyorsunuz. Ondan etkilenmiştim. Şimdi kıymetli hocam, malumunuz 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildikten sonra meclis mebusan kapanıyor. Yakalanılan milletvekilleri Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Bir kısmı gizleniyor. Ee, Mustafa Kemal'in e, Ankara'da bulunmasından münasip hemen yeni bir meclis açacağız diyor. Olağanüstü yetkilere sahip ve bizatihi e, Mehmet Akif Ersoy'u kendisi de davet ediyor. Evet. Mehmet Memedaiki Ferse bu davet üzerine ne yapıyor hocam? İstanbul İstanbul'dan Ankara'ya gelerek meclise dahil oluyor ve Mustafa Kemal Paşa'nın yine isteği üzerine Burdur'dan e, vekil olarak e, aslında Burdur'a gittiğinden değil. Konya Konya valisi üzerinden, ha, Konya valisine evet. yazıyorlar. Diyorlar ki o zaman tabi değerli seyirciler işte Burdur mebusu ya da işte Konya mebusu işte ya da Bayramiç mebusu. Bayramiç aslen Baba Soralı olduğu için Büyük abayram işte evet. var onda? Ee, o şöyle oluyor, Konya valisi ne diyorlar ki oradan üç tane okumuş yazmış, iki tane köylü, işte bir tane varsa filan böyle listeler yapılıyor ve o listelerin içerisinden ikinci seçici sıfatıyla insanlar seçiliyorlar ve Konya valisine burdur mebusu olarak Mehmet Akif'in yazılması evet. tırnak içinde emrediliyor. Yani ortaya sandık gelinip de konulup da hadi bakalım bir seçim işi değil. Onu o şartlar içerisinde yapmanın imkanı da yok. E, bunu böyle yapmışlar desek siz de inanmayın. Yani öyle hmm. bir, bir, durum yok. Şimdi Ankara'ya geldikten sonra hocam Mustafa Kemal tarafından e, Anadolu'ya gönderiliyor. Evet. Çünkü Mustafa Kemal Paşa da e, İsmet'in e, Mehmet Akif Ersoy'un şairliğini, edipliğini, hatipliğini kitlileri nasıl harekete geçirdiğini çok iyi biliyor. Bunun üzerine Anadolu'yu fersah fersah gezerek o dönem sürecinde milletin e, milli mücadeleye katılımını arttırma teşebbüsünde bulunuyor ki e, bunun için az önce ifade ettiğimiz gibi Kastamonu konuşmaları, Balıkesir konuşmaları çok etkilidir toplum üzerinde. Evet. Evet Mehmet Akif Ersoy hocam şunu net bir şekilde ifade etmek gerekirse e, ki bundan da çekinmemek lazım bence milli mücadelenin Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi e, beyni efendim mücadeleyi veren kişi Mustafa Kemal Paşa'dır. Ama manevi yönden de bu mücadeleyi kazandıran Mehmet, Mehmet Akif Ersoy'dur hocam. Gerek şiirleriyle gerekse Anadolu'yu karış karış gezerek Anadolu'nun her bölgesindeki insana milli mücadeleyi ki en büyük lojistik destek insan unsurudur. Evet. İnsan unsurunu devşirerek TBMM nezdinde, düzenli ordu nezdinde bu mücadelenin kazanılmasındaki en büyük kişilerden birisi olmuştur. Doğrudur. Doğrudur. Çünkü Mustafa Kemal Paşa tarafından bunun e, Aykif Ersoy'un e, Sebilir Reşat'taki yazıları Cuma hutbelerinden veya kolordulara gönderilerek okutuluyordu. Evet. Şimdi o zaman yavaş yavaş İstiklal Marşı'nın kabulüne doğru gelelim. Programı yarıladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. İlk birkaç gün şeyi tartışıyorlar. Biz siyaset yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Evet. <laughs> Yeni bir devlet kuruyorsunuz. Yeni bir devlet oluşturuyorsunuz. Yeni bir devletin temellerini atıyorsunuz. Köhnemiş, ölmekte olan, can çekişen imparatorluktan Yeni bir ulus devleti, milli devlete geçişidir. <laughs> ee, ve o ilk işte cuma gününe alınmış olması açılışın 23 Nisan'ın falan biraz da bu manevi iklime evet. iklimden yararlanmak içindir diye düşünüyorum. 1921 yılında İstiklal Marşı 12 Mart'ta kabul edilir. Evet. Yarın 103. yıl dönemini kutlayacağız. Ülkeyi İstiklal Marşı'nın kabulüne götüren, İstiklal Marşı'nın kabulünü hem kolaylaştıran hem de zorunlu kılan sebepler, şartlar neydi? Ondan evvel hangi olaylara dikkat çekmemiz gerekir? Hocam tabii şimdi 1921 yılına gelindiğinde evet, evet. memlekette iki tane hükümet var. Evet. Birincisi İstanbul Hükümeti malumunuz. Diğeri ise Anadolu Hükümeti yani Antara. TBMM tarafından yürütülen Ankara Hükümeti. Milliciler Hükümeti, Kuvvacılar Hükümeti olarak adlandırılan TMMM. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi artık bazı siyasi başarılar elde etmeye başladıkça dış kabuller gelmeye başlıyor. Ama dış kabullerde dış devletlerin, elçilerinin veya görevlilerinin bir marş okuduklarını bunun karşılığında da bizim buna sessiz kaldığımız bir marşımızın olmadığı algılanıyor. Malumunuz her devletin hocam bir anayasası vardır. Bir milli marşı vardır, bir devlet başkanı vardır. Parası vardır. Parası vardır efendim. Onun Onlar için milli marşın... Bağımsızlığın sembolüdür. Bağımsızlığın devlet olmanın sembolüdür bu. Bunun için Mustafa Kemal'in emriyle hemen bir milli marş yazılma hareketine giriliyor. Bu duyuruluyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Yanılmıyorsam 724 tane e şiir geliyor. Bunun 6 tanesi hocam şeye kalıyor. En iyiler yani, arasında yani, kalıyor yani. ama... E, tabi tabii içinde Cemalettin, Kamuların, Kazım Karabekirlerin şiirleri de var. E, ancak bu da yeterli gelmiyor. Tam en iyi Şimdi altı orada bu ama. sanki devrin marif vekili Hamdullah Supi Hı -hı. Hamdullah iyi Tanrı İyi bir Türkçüdür. Türkçe evet. Yüce başkanıdır. Hı -hı. E, sanki kafasına bu şiiri Mehmet Akif Ersoy'a yazdırmak gibi böyle bir öngörü var. Yani bir taraftan o şiirleri kabul ediyorlar, onları yarışmaya sokuyorlar ama öbür taraftan da Akif'i şiir yazmaya teşvik ediyorlar veya telkin ediyorlar. Onu görmem tam olmamıştık var bir de hocam. Tam olmamışlığın olması da bunda biraz etkili oluyor. Aslında bu Bakan'dan ziyade hocam Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine oluyor. Evet. Mustafa Kemal Paşa bir baktığı zaman diyor ki, burada neden diyor Mehmet Akif'in şiiri yok diyor. Çünkü Mehmet Akif o dönemde gerçekten çok tanınan bir şair hocam. Hatta evet. memleketin en iyi şairi. Bunu nereden biliyoruz? Şiirleri cepheden cepheye okunuyor. Evet. 1915 yılında görmediği halde Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu şiir, tüm ordunun, tüm askerin dilinde. Üniversitede bir hocamız demişti ki yani Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazmamış olsaydı bile, Evet. İstiklal şairimiz olmasaydı bile Çanakkale şehitlerine şiiri onun Türkiye'nin en büyük şairi olması gerçeğini değiştirmez. Değiştirmez, yeterliydi, yeterliydi diyor. diyor. Hocam o dönemin akran olan şairleri diyorlar ki, işte bunu Cenab-ı Şahabettinlerin Abdullah ıı, Tarhanların bulunduğu bir grubun dediği şu, bu şiirin bir eşi ve benzerinin 100 yıl boyunca yazılamayacağı. Evet. O kadar muazzam bir şiir yazılmış ki dönemindeki herkes hayran. Buna da kalmıyor hocam. Ee, onun bir şiiri daha var. Ee, o da ordu içerisinde yani Çanakkale'den sonra Sarıkamış için yazmış oldu. Daha sonra bunu yanılmıyorsam Ahmet Kaya da beslemiş ve bir kasetinde yer vermiştir. Kahraman askerim uğurlar ola diye. Diyor ki hocam orada da eşele yerleri örten karları ot değil onlar dedenin ak saçları diyor. Diye başlayıp giden evet. bir <laughs> Ahmet Kaya tarafından da e, seslendirilen bir parçası var. Şimdi şuna geleceğim. Mehmet Aykif Ersoy Çanakkale şehitleriyle olsun, Sarıkamışla da olsun, vesaireyle de olsun. O dönemin en büyük şairi. Ve bunu akranlarının da istisnasız kabul ettiği büyüklüğünü met ettiği bir yapı. İşte Mustafa Kemal burada diyor ki neden diyor Mehmet Akif'in de şiiri yok diyor. Bir de onu görelim. Tamam bu altısı fena değil ama Evet. bir de onu görmekte fayda var diyor. Ondan sonrası bahsettiğiniz gibi e, hatta o dönem 500 altın ödül konuluyor e, birincilik için. Mehmet Akif Ersoy önce bunu kabul etmiyor. Değil mi yani hocam? Şeyden dolayı diyor ki ben yani bu para için ben şiir yazmam diyor. Yani ben şairliğim parayla satın alamazsınız. Benim şairliğimi alacak bir para olmadı anlamında bir böyle şövalye tavır sergiliyor. Hı hı. O parayı da almıştır ama fakir fukaranın giyim kuşamını, çoluk çocuğun, kadınların, fakir kadınların, fakir çocukların kıyafetini sağlayan bir vakfa bağışlamış para orada değerlendirilmiştir. Hocam o dönem milletvekili maaşı 8 altın. Teklif edilen rakam 500 altın. Evet. Yani 5 yıllık vekillik maaşının karşılığındaki para teklif ediliyor. Malumunuz Mehmet Akif Ersoy 7 çocuklu bir aile. Çok zengin de bir şey de değil. Evet. Adam da değil. Evet. Evet. Yani bence burada şövalyelikten ziyade Mehmet Akif Ersoy'un burada ciddi bir vatan sevgisi olgusu var. Evet. Hocam tüm şiirleri Safahat adlı eserinde toplanmıştır. Evet. İşte bir şiir istisna. Marşı yoktur. Yoktur. Neden diyor? O millete Bu aittir. Bu millete aittir diyor. O millete aittir diyor. Değerli izleyiciler 1921 şartları Ankara'sı kısaca anlatalım. Meclis toplanmış. Vekillerin çoğu hanlarda bir tane yatılı okul var. Onun pansiyonunda. Evet. Bulabilenler 3-5 kişi bir araya gelip evlerde kalıyorlar. Mehmet Akif de şimdi Ankara Hamam önünde müze haline getirilen Taceddin Dergahı diye bilinen yerde yine birkaç arkadaşıyla kalıyor. Buranın da yine Teşkilat-ı Mahsusa tarafından kullanılan evet. bir ev olduğunu sonraki kimi e, hadiselerden öğreniyoruz. İstiklal Marşı veya Bağımsız Ulusal Marş, Bağımsızlık Marşı için yarışma açılır. Mehmet Akif bu yarışmaya önce katılmak istemez. Ancak başta Hamdullah Suphi Bey olmak üzere devrin önemli aydın ve siyasetçilerinin baskısı üzerine Kahraman Ordumuza diye başlayan çünkü savaş devam ediyor. Çünkü neticeyi almamışız. Henüz daha yurt işgal altında bu işgalleye karşı direnen kahraman bir ordu var. Yokluklar içerisinde direnen bir ordu var. O orduyla işbirliği yapan bir İstanbul hükümeti var. Hani şimdi Osmanlı cizliğe fink atanlar var ya, onların dedeleri var. Var. Damat Ferit'ler var. Damat Ferit'in türevleri var. Ali Kemal'ler Ali var. Kemal'ler Şimdi bu ortamda kahraman ordumuza diye başlayan ve korkma diyor. Korkma. Değil mi? La tahzen. Evet. Korkma. 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 Şimdi bunun o yazıldığı manevi ortamı iyi anlamak lazım. Tabii. O yazıldığı havayı teneffüs etmek lazım. Ki 100 yıl sonra o anı, o zamanı yaşayabilelim. İyi bir hatip olan Hamdullah Supi Bey, Akif'in şiirini mecliste okuduğu zaman, <laughs> öyleye yakındır, 11.45 filan civarıdır Hı. kayıtlarda, meclis sabıtlarında öyle, ayakta alkışlanır ve hamdullah Supi bey birkaç kez daha okumak ister. Okumak zorunda kalır. Böylece adına İstiklal Marşı dediğimiz muazzam marş kabul edilir. Tarih. Dört defa okunmuştur hocam. Evet. İçinden işte sonra 4 defa defalarca kurmuş. ve orada şeyi tekrar söyleyelim. Hamdullah Süpü Bey de iyi bir hatiptir. Evet. Vurguyu iyi yapmıştır. Böylece 12 Mart 1921'de bizim İstiklal Marşımız kabul edilir. Hocam Osmanlı'da bir İstiklal Marşı veya buna benzer bir marş yok değil mi? Yani yok. bu kabullerde filan hatta bir keresinde bizimkiler tekbir filan getirmişler. Bu Itri'nin onları filan söylemişler. Yani e, o zaman bir ihtiyaç duyulmamış veya karşılanmamış ki bu İstiklal Marşı'na şimdi şunu söyleyelim. Yani İstiklal Marşı şu anda iki devletin marşı biliyor musunuz? Kuzey, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs de, Cumhuriyeti'nin Kıbrıs. de milli marşı olarak kabul ediliyor. Son bölümde şunu konuşalım. 1921'de bu ülkeye İstiklal Marşı'nı yazan İstiklal şairi 1922'de sağlık sebepleriyle milletvekilliğinden ayrılır. 1923-1924'te kışları Mısır'da geçirmeye başlar yazları zaman zaman İstanbul'a gelmektedir. 1926'dan itibaren sürekli Mısır'da kalır. Mısır'da Türk Dili ve Edebiyatı derslerine girer. 1936 yılında ölmesine yakın İstanbul'a gelir. 1936 yılının 27 Aralık'ında Mısır Apartmanı'nda Beyoğlu'nda vefat eder. Şimdi sorum şu. Çok kolaya kaçmadan. Bu ülkeye İstiklal Marşı yazan Mehmet Akif Ersoy neden hayatının 10-11 yılını Mısır'da geçirmek zorunda kalmıştır? A. Bu bir sürgün müdür? B. Bu bir kaçış mıdır? C. Nedir? Tam sizin üniversite soruları gibi sordum. Bak farkında mısın? Bravo. Dersanecilik gibi. <laughs> Bütünleme sorusu. <laughs> evet. Şimdi hocam. Malumunuz birinci TBMM 1920-23 yılları arasında görev yaptı. Aslında 4 yılda bir yapılması gereken seçimler Gazi Paşa'nın da isteğiyle bir yıl öncesine alındı. Tabi birinci TBMM oluşturulurken meclis içerisinde her ne kadar öncelik bağımsızlığın kazanılması da olsa farklı düşünceye mensup insanlar da vardı. Evet. Yani bunların farklı düşüncelerinin kasıt şuydu hocam hani bunlar padişahlığı veya hilafet taraftarlığı olarak değil biraz daha muhafazakar ve mütedeyin olan grupların içerisindeydi. Bu süreçte işte Mehmet Akif Ersoy'un hastalığıyla da birlikte ikinci TBMM'de kendisine görev verilmedi. Evet. Gazi Paşa tarafından. Tabi kendisine görev verilmedikten sonra bir maaş da bağlanmadı. Maaş bağlanmadığı gibi kendi mesleği olan baytarlığı yapmasına devlet dairelerinde müsaade edilmedi. Müsaade edilmedikten sonra arkasına da sürekli birileri takıldı. Ee, takip edildi. Takip edildi. Yani... Taciz edildi. Taciz edildi. Ee, hani Necip Fazıl'ın da dediği gibi üstadım, öz vatanında garipsin, Öyle öz vatanında parya. Yereye Mısır'a iltica etmek zorunda kaldı. Yakın dostu olan Abbas, e, Halim Paşa'nın da talebi üzerine oradaki Eser Üniversitesi'nde Türkiyat veya Türkoloji bölümünde Türkçe dersleri verdi. Hatta Mısır'da da takibatının devam ettiğini görüyoruz hocam. Ee, Mısır'daki yazışmaların yine kayıtlarının meclis tutanaklarında olduğu da ifade edildi. Yani bu ülkenin milli maaşını yazan yazdığı maaşın dört defa meclis kürsüsünde alkışlandığı bir kişinin öz vatanında arkasına polislerin takılarak takip ve taciz edilmesi kabul edilir bir şey değil. Evet. Her ne kadar farklı bir düşünceye sahip olsa da bu kişinin Mısır'a zaten gitmek zorunda kalması başlı başına bir problem. En son Mısır'da sağlık sorunları iyice artınca yani öleceğini hissedince 11 yıl sonra yanılmıyorsam ülkeye dönmeye karar veriyor. Önce Ürdün'e geliyor. Evet. Sonra Antakya'da yani o hava değişiminin iyi gelebileceği yerlere bakıyor düşüncesiyle. Hı, hı. E, Oralarda biraz vakit geçiriyor ancak olmayınca e, İstanbul'a dönmeye karar veriyor. Evet. Yani 11 gün daha kalacak olsaydım diyor hocam. E, burada ölürdüm diyor. 11 yıl kaldım. 11 gün daha kalacak olsaydım diyor herhalde diyor. Burada ölürdüm diyor. Tabi İstanbul'a geldikten sonra da hocam vefatı çok üzücü. Hani ölüş şekli değil de yani bu ülkenin e, milli marşının yazarı hala her hafta okuduğumuz e, bağımsızlığın sembolü olan e, her okuduğumuzda da böyle tüylerimizin diken diken olduğu bu marşımızın yazarının e, defin töreni çok alalade e, devlet protokolünün kesinlikle katılmadığı e, katılmamakla birlikte bir çelenk veya çiçeğinin gönderilmedi. sadece yani yok, yok sayıldı. İstanbul mi? Belediye Meclisi'nden bir encümenin bir çiçeğinin olduğu söyleniyor hocam. Tabi bunu da en güzel anlatan o dönem İstanbul Üniversitesi'nde talebi olan Fethi Tevetlioğlu'nun Fethi Tevetlioğlu'nun Tarkan'ın da dedesi herhalde Tarkan mi hocam. Tarkan'ın da. Evet. Onun anılarından anlıyoruz. Efendim daha sonra bu Cenaze törenine üniversite gençliğinin öğrendiğini... Onu bir Alman profesörün vesile oldu. Yani siz burada Hı. derse giriyorsunuz. Öbür tarafta sizin İstiklal Şairinizin cenazesi var. Evet. Yani ne yapıyorsunuz? Yani bu nasıl bir aymazlıktır? Gibi söyleyince gençliğin galeyana gelip cenazeye ne sahip çıktığını sahip çıktı. görüyoruz. Ve daha sonra defnedildiğini görüyoruz hocam. İki yıl sonra mezarı yine o gençler tarafından yaptırılır. Evet. Sonra merhumun cenazesi bugünkü son istirahatgahı olan Edirne Kapı Şehitliğine defnedilir. Defnedilir. Ölmeden birkaç ay önce kendisine maaş bağlanır. Ancak iki ya da üç ay almıştır. İki ya da üç ay kadar alabilmiştir. ama şunu biliyor ve inanıyoruz ki resmi olarak o dönemde takibata uğrasa da muhalif kimliğinden dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalsa da bu milletin gönlünde Mehmet Akif Ersoy daima en mutena, en güzel yere sahiptir. Değerli izleyiciler, bize ayrılan süre bugün de sona eriyor. Ramazanın ilk günü, Ramazanın bereketinin, Ramazanın mağfiretinin başladığı gün biz rahmetli Akif'i andık kendisine daha sonra bu İstiklal Marşı'nı hangi şartlarda yazdınız? Efendim bir daha İstiklal Marşı yazmak gerekir mi? Gerekirse ne yaparsınız diye sorulduğunda o meşhur cevabı veriyor. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın diyor. 2024 yılı Türkiye'sinde bu bizim iyi niyetli, bu bizim gayretli, bu bizim vatanperver düşüncelerimiz ne yazık ki bazı mahfiller tarafından ya içe sayılıyor ya ciddiye alınmıyor ya da devletimizin o muazzam gücünün kendilerine hissettirilmediğini görüyoruz. Ne demek bir mecliste, bir belediye meclisinde biz istiklal marşını okumak zorunda değiliz küstahlığında bulunacaksınız. Ne demek biz onlara saygı duymak zorunda değiliz diyeceksiniz. İşte İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde bunlara dikkat edelim. Bunları ele alalım. Bunlar hakkında konuşalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.